Edirne'de iki polis memurunu yaralayan zanlının yakalanması için düzenlenen operasyonu yönettiği sırada kalp krizi geçirerek şehit olan Emniyet Müdür Yardımcısı Ertan Nezihi Turan için tören düzenlendi. Bir şüphelinin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonu bizzat yönettiği esnada rahatsızlanan ve kaldırıldığı Edirne Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Erhum'un özgeçmişinin okunması. Edirne Valiliği bahçesinde düzenlenen törene Kırklareli Emniyet Müdürü, Edirne Valisi Hasan Durer, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı, Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yener Yörük, Emniyet Müdürü Doktor Rahmi Baştuğ, İl Müftüsü Emrullah Üzüm, şehidin mesai arkadaşları ve ailesi katıldı. Düzenlenen cenaze töreninde şehit emniyet müdür yardımcısı Ertan Nezihi Turan'ın eşi Velda Turan, kızları Katre Çağla ve Zeynep Turan'la birlikte katıldı. Şehit eşi gibi kendisi de polis memuru olan Velda Turan, tören kıyafetleri içerisinde ayakta durmakta güçlük çekerken 12 yaşındaki kızları Katre Çağla da babasının şapkasını taktı. Törende şehidin anısına konuşma yapan Edirne Emniyet Müdürü Doktor Rahmi Baştuğ, meslektaşımız Ertan Nezihi Turan'ı ebediyete uğurluyoruz. Allah mekanını cennet eylesin, ruhunu şad eylesin ve onun hatırasını yaşatmayı da bizlere nasip etsin diye konuştu. Meslektaşımız Ertan Nezihi Turan'ı ebediyete uğurluyoruz. Değerli meslektaşımız dün beklenmedik bir zamanda aniden aramızdan ayrılmıştır. İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken vefat eden müdürümüz 23 yıldır ülkesinin bekasının devamı, milletimizin can ve malını, namusunu korumak adına ülkemize ve milletimize onur ve gururla hizmet etmiştir. Allah mekanını cennet eylesin, ruhunu şad eylesin ve onun hatırasını yaşatmayı da bizlere nasip eylesin. İl Müftüsü Emrullah Üzüm ise şehitlerimiz Cenab-ı Hak indinde diridirler, yaşıyorlar ve onlar bize bu vatanı canları pahasına emanet bıraktılar dedi. Malumunuz Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda ölenlere bu mukaddes değerler uğrunda canını feda edenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Lakin siz onu bilemezsiniz buyuruyor. Şehitlerimiz Cenab-ı Hak indinde diridirler, yaşıyorlar ve onlar bize bu vatanı canları pahasına emanet bıraktılar. Düzenlenen törende şehidin cenazesi valilik makamından Atatürk Bulvarı'na kadar tören mangasıyla birlikte cenaze marşı eşliğinde taşındı. Şehit polisin naaşı defnedilmek üzere buradan memleketi Tekirdağ'a gönderildi.